Kardeşlere selam söyleyin dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi mutat olan, adetimiz olan bir imani ders olur. Sonra bir layika olur. Sonra mudafa olurdu. Evet, 1990'a kadar, belki 94-96'lara kadar, evet 96'lara kadar böyleydi. Sesim de gitmiş, ben kısa bir şey okuyacağım. Ben aslında akşam başlamış, bitmek üzeredir, çaya geldim ya. Yani akşamdan sonra başlıyor ya, yatsıya da okunurken geldim. Yani ben derse gelmedim, çay içmeye gelmiştim ama. Ben aslında bugün bir şey çağırmak niyetim vardı derse. Allah Allah. Yani niyetim oydu. Ben ayar şey yapamadım. Gündüz spor alınmadığım için dedim adım bu yetişir yetişir o zaman haftaya çağırdım. Cevap geçti. Ben de dedim ya sana herhalde yarın buraya geleceğim. herhalde dedim. Acayip bir şey. Bugün tam 3 tane şey buraya gelmem iktiza etti. Çok tuhaf. 3 tane. Ne yaptım? Selim'e patladı. Böyle bir garip. Niye burası da çıktı şaşırıyorum. Biraz aradım ama iç çıkanı okumayayım dedim. Sonra aradım mecbur iç çıkanı okuyayım dedim. Şimdi eskide ilk önce imani ders oluyordu. Sonra layık oluyordu, sonra mudafa oluyordu. Mudafalar kalktı. Kalkmasının bir sebebi de hatıralar devreye girdi. Ondan sonra o bir daha devreye girmedi. Abilerin hatıra anlatması devreye girince belki de laikalarda imani dersten sonra laika mudafa böyle biraz yok oldu. Tarihçesini söyleyeyim. Şimdi ben Kastamonu laikasından okuyacağım. Onun için anlatıyorum. Niye böyle diye. 192 ikiye atılınca düşüncelerde de laika ikinci plana atıldığı için ben ilk dersi laikadan yapıyorum. Çok ilginçtir. Bakın ne kadar harika bir dusturları barındırıyor. Kısa keseceğim. Bismi subhanehu ve min şeyin illa yusabiyu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biada doğru resailin nuril mektubati vel mektubat. Aziz Sıdık kardeşlerim, size 3 noktayı beyan etmeye kalpte bir ihtiyaç oldu. Ben burayı o kadar seviyorum ki. Yani hayatımızda o kadar mükemmel teselli, o kadar rahatlatıyor ki, siz de göreceksiniz, sıkıntılarınız ne kadar güzel bir çözüme vesile olacak. Öyle zannediyorum. Birincisi, bir hadisede hem insan eli, hem kader müdahalesi olduğunda, mübalağa ettiğimi zannetmeyin ha. Çok sıkıntınızı çözecek Allah'ın izniyle. İddialıyım bu. Bir daha okuyorum. Bir hadisede bir şey mi oldu? Niye oldu diye ısrar etme. O hadisede iki tane arkada sebep oynuyor. Bir hadisede hem insan eli hem kaderin müdahalesi olduğundan. İnsan eli var, kaderin müdahalesi var. İnsan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. İnsan olayın zahirine bakar, karar verir, hükmeder, zulmeder ama. Zahire bakar. Ya bunu Allah niye müsaade ediyor? Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder. Ya bu kediye niye ezildi ya? Ya. Der. Ben bu hükmü cümlesinden sonra bir şey anlatmak istiyorum. 1980'de 81'de Sümbül Efendi'de kalıyoruz Rüştü abiyle. Var mıydın o zaman Yusuf dünyada? Yoktu. Yoktu. 1980'de. Çatı yani Sümbül Efendi'deki binalar hep bitişiktir. Çatılar bitişik yani. Bina okuyor. Kediler geçiyor. Vava diye Rüştü abinin kedisi var.
çatıda yavrulamış. Yani bina şöyleydi. Çift daire. Çift daire. Onun üstü, çift dairenin üstü çatı. Komple o çatı da bizim. Aşağıda yer olmadığından ben de çatının bir kenarında yatıyorum. 40-60 kişi varız belki de. Ne bileyim dolu. Çatıda ancak zor yer var. Vava denen bir kedisi var. Kedilerde şöyle bir zalimlik var bazılarında. Benimle çiftleşsin diye erkek kedi, dişi kediler yavrusu olunca çiftleşmiyor. Bu sefer bu tür şey yapsın diye yavruları boğar. Erkek kediler boğar. Ama hep böyle değil de bazıları. Bir tanesini boğmuş, ikisini boğarken Rüştü abi denk geliyor ama çatıda bir şey anlatmak için anlatıyorum. Yani Rüştü abi nasıl sinirlenmiş, günlerce haftalarca tesirinden çıkamadı. Ondan sonra onu ikincisini kurtardı terlikle. Sonra dedi ki, görseydi, elime geçseydi, yemin ederek diyor ki, ben şefkatli, hakikaten çok şefkatliydi. Çok garip. Nurcular çok şefkatli olur meslekleri için. İcabı zaten şey var. Öldürürdüm dedi. Bu terlikle kafasını parçalardı. Bunu dedi. Neyse olay geçti. Tam 5 gün, bir hafta olmadı. Beraber dersi gidiyoruz. Şoförü var. Ben sağdayım. Rüştü abi arkada. Fındıkzade'den çıktık. İçeren köye derse gidiyoruz. Önümüzdeki arabanın altına kedi kalmasın bir tane. Fındıkzade'de ama. Biz koca Mustafa Paşa'da. Niye uzattım anlarsınız ama bu derse malzeme olacak inşallah. Kediyi biz gördük. Adam görmedi. Karşıdan karşıya geçe görmedi kamyonet. Ben gördüm. Ortasından geçti karnından. Ortası şeye yapışmış ama iki ayağı nasıl çırpınıyor. Acımasız bir şey. Rüştü abi gördü. Aman dedi, böyle bir şey yaptı. Koltuğu tuttu. Çok acımasız şey. Oraya biz tabii durduk. Neyse geç dedi Rüştü abi. Durma dedi, geç dedi. Şoför kenara koydu kediyi falan. Hani arkada bizimle alakası yok da biz görüyoruz onu. Ön tarafta oluyor. Bizim arabada değil, öndeki oluyor. Ondan sonra gittik tabii Topkapı'da 6 yol var o zaman. O zaman 6 yol. Yani yarım saatte geçersin. O üst geçim üçüncük yok. Sonra işte başladı Rüştü abi bize, dedi ki Hasan dedi, o çatıdaki kediyi biliyorsun değil mi? Evet abi dedim. O dedi, şimdi biz buna acıdık. Bu kediye acıdık. Arabanın. Çok acıdık yani, ses hiç konuşamıyoruz ki yarım saatten beri. Bitti yani sistemimiz. Dedi ki bu kediyi bilmiyoruz. Ama bizim o dedi, Vava'nın dedi yavrusunu parçalayan kedi olmuş olsaydı dedi burada. O olaydan koşarken öldürmek için öldürür müydün? Öldürürdüm vallahi dedi. Peki koşarken dedi bu kedi karşıdan karşıya geçer ölse böyle üzülür müydün? Üzülmezdim abi dedi. Kader kısas yaptı derdim dedi. Kader. Bunun da böyle yapmadığını nereden biliyorsun dedi. Şimdi bir daha dinleyin. Bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Zahire bakar, zulmeder, yanlış eder. Ama o yanlışlık içinde kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaide-i esasiyedir. Nurcular bu kaideyle çok kullanır. Bizim vazifelerimizden bir tanesi budur. Olayı yorumlamakta kullandığımız yöntemlerden ciddi bir yöntem budur. Yani uydurukçasıyla argüman diyorlar ya, malzeme. Malzeme, yöntem bu. Kaide esasiyedir. Tamam. O zaman herkes başındaki hadisesinin zahiri var, bir de gizli tarafı var. Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hadiselerde bir destinayet, bir veci rahmet bulunduğu
tecrübelerle sabittir. Risale-i Nur başına bir şeyler gelmişse. Bu iki cihette kalpten bir sual çıktı. Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul hadisesinde veci adalet ve rahmet nedir? Hatıra böyle bir cevap geldi ki, İstanbul hadisesi şöyle bir şey var. İsim vermiyor usta ama bakayım ben dayanabilecek miyim vermeden. Usta da aslında Seyit muhalefet eden bir ulema var. Yani bütün Doğu uleması, İstanbul uleması ittifak etmiş. Bediüzzaman demiş. Kesinlikle demişse tamam. Ali Rıza Efendi mesela. Ulemalardan. O demişse demiş bir bildiği vardır demiş. Sakal meselesini şudur. Yani ittifakı aleyh. Yani müttefekun aleyh. Yani. Herkes ittifak etmiş bir kişi hariç. Bu ulema, bu alim, Seyit bu muhalefet ediyor. Hem de Seyit. Şimdi bu olay İstanbul'da bir hoca. Onun için diyor acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul hadisesinde veci adalet ve rahmet nedir? Yani Risale-i Nur'a necetli bakıyor. Yani bu hocayı biliyorsunuz meşhur ustad zamanında. Yani bir tuhaf tarafı var. İsim vermeyeceğim. Tek partili dönemde ona hiçbir şey demiyor. O zamanki işleyen sistemi hiçbir şey demiyor. Vay sen fıkıh için esas almış. Fıkıhçı bir şey. Ekolü var şimdi. Yani tefsir bir şey yapmıyor. Niçin birinci şua yaptın? Birinci şua Üstad hakkında Risale-i Nur'a denk gelen manaları. Böyle bir anlayışı var. Ama tamam bunu yapabilirsin ama Üstad diyor ki yani bu CHP'nin tek partili zulmü o zamandaki camilere musallat olması, ahir yapması, satılması CHP'nin yaptığı bir sürü şey. Buna bir tane kelam etmiyorsun. Böyle bir metni yok, mücadelesi yok. Aksiyon değil. Şimdi sen buna hücum ediyorsun. Bu onaylamak çıkmaz mı diyor. Tamam mı? Diyor. Fakat sonra kader cihetinde Risale-i Nur'a böyle bir yerden muhalefet çıkması ne rahmet var diye soruyor. Hatıra böyle bir cevap geldi ki Risale-i Nur'a ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyete bakmaya ve tetkik etmeye sevk etti. Yani bu itiraz etti. Ulan bu normal adam değil, meşhur adam edince Doğu uleması ve Batı uleması ittifak etmişti. Bu sefer bazı ulema ya bu itiraz etti bakayım bunun itirazı nedir? Doğru mudur? Yani hakkı var mı? Yani Bediüzzaman gibi bizzat da böyle şey olmaz ama bunu düşünüp ehli dikkati ciddiyetle birinci şuaya ayet-i kerimeye bakmaya sevk etti ve asrı daha iyi yorumlamasına vesile oldu. Birinci şua Risale-i Nur'a bakıyor ama bazen ustad birinci şuada direkt CHP'ye bakan mesela Kulozu bir Rabbin Nas mıydı? Melikine İlahi Nas min şerril vesvesi hannas. Şer var ya şer. Oydu değil mi? Şer şeye bakıyor diyor. Ne diyordu? CHP'ye mi bakıyor diyor ustad diyor. Şualarda var ya halkın şerrinden kendinizi koruyun. Kulozu bir Rabbin Nas, Melik-i Nas, İlahi Nas, min şerril vesvasin hannas. Kulozu bir Rabbil felek. Kulozu bir Rabbil felek, min şerri ma halak. Ve min şerri gâsıkınıza bak. Ve min şerri nefasatı filikad ve min şerri hasidinize bak. Orada halkın şerrinden, şerli halkın şerrinden kendinizi koruyun derken bu halk partisidir diyor bu asırdaki mana muhtevasından, muhteviyatından, her asırdaki mana mertebesinden bu asra bakan manası halkın şerrinden kendinizi muhafaza edin derken
Halk Partisi'ni söylüyor diyor. Hoş geldin. Bu asırdaki masadaki bu. Tamam. Bu sefer ulema bu itiraz edince bu alim bunu daha iyi okumaya, yani Risale-i Dayanamayı değil, asrı ve o beklenilen Allah Resulü'nün ve Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği ümmeti uyardı. O şeyin, sistemin, zatın bu asırda zuhur ettiğini gördüler. İşte buna sebebiyet verdi bir tane. Bak Risale-i Nur'a ehli ilim ve ehli dikkatice ciddiyetle bakmaya ve tetkik etmeye sevk etti. Elbette Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim, insafı varsa taraftar olur ve Risale-i Nur ulema dairesinde ve İstanbul afakında tezahür edecek inşallah ve rahmet ve inayet. Fakat kader ilahi değil bu. Bu zahir. Kadere girecek. Tamam mı? Ya kadere girecek daha. Anladın mı Okay? Ulemanın asıl tanımasına ve tanımlamasına vesile oldu. Allah Allah, nereden bahsediyor ya demiş. Birinci şaha. Böyle. Tabii malum zata ve sistemine bakınca o ulema dedi ki bu ayetleri biz de bakalım ya. Baktı vay. Yani daha önce ustadın seyde olduğunu, Bediüzzaman olduğunu, Bediüzzaman'ı Ahmet Mehmet takmadı. Bediüzzaman'ı Risale-i Nur talebeleri takmadı ustada. Daha 13 yaşındayken Mısır Şeyhülislam'ı vermiş müftüsü. Yani Allah Resulüne Muhammed'in emini Müslümanlar takmamıştı. Daha çocukken, gençken o çevre takmış o. Çünkü kafirler de dahil hepsi Muhammed'in emin demişler. Lakabı olmuş. Bediüzzaman ta 13 yaşında başlamış bu ancak şeydir diye, sonra İslam Mısır şeyi gelmiş. Ancak bu Bediüzzaman hastır demiş, böyle bir ateşpare zeka ve akıl. Zeka ve aklın bir arada olması olmaz pek, istisnadır. Ama bununla cem olmuş. Demek ki bu ulema Risale-i Nur vasıtasıyla asrı, cemiyeti, hadiseyi, o 1400 seneden beri beklenen o deccaliyeti tanımış oldu. Birincisi buydu. Buna vesile oldu. Ama kader ilahinin ve cadaleti şudur ki, yani kader nedir? Kader ne diyor? Risale-i Nur'un hakikatleri ile ve şakirtlerin şahs-ı manevisiyle tezahür eden fevkalade imani hizmetlerin emniyeti bir kısmını bir çare tercümanına vermek ve ehli dünya ve ehli siyaset ve avamın nazarında birinci derece, bak çok önemli, ehli dünya iman hizmetine göre siyasi hizmetleri Mehdi'yi, İslam Birliği dahi olsa iman hizmetine göre birinci derecede siyaseti, İslami siyaseti, hilafeti bile görse imani hizmetin ikinci derecede bırakırsa ona ehli dünya diyor. 193. Ehli dünya. Çünkü Allah Resulü ne demişler? Davandan vazgeç değil. İman esasından bir tanesine dokunma, putlara dokunma, başımıza geç. Eşimiz de verelim. Ne istiyorsan verelim. Yalnız putlara dokunma. O kadar cazip teklif ki 5 tane iman esasın. Putlara dokunma ya. Devleti kur, başımıza geç diyor. Hanım istiyorsan hanımlarımızı da verelim. Para istiyorsan her şeyi verelim. Başımızda o. Ben olsaydım, yani şey için demiyorum ama onu yüceltmek için söylemiyorum. Ben olsaydım vallahi kabul ederdim. Sistemi kurardım, devleti kurardım. Köşe başlarına adamlarımı koyardım. Sistemi çalıştırdım. Sonra zaten putlarını, ben sizi devleti güçlendim. Ordu benim emrimde. Hemen evet, siz zaten. Putları yıkından bir emir verdim, bitti. Hey Yusuf, mantık böyle. Akıl budur yani. Akıllı insan böyle yapar. Ama akıllı insan işi değil bu. Allah, akılların ustası karar verecek şimdi. Biraz meyletti biliyor musun? Tabii. Yani ondan sonra işte Kulyayel kafirun. La budu ma ta budu ma lan tu ma biduna ma bud.
İlahire ayet. Yani peki ne olacaktı? Bediüzzaman'a ne dediler? Adam meclise gitti. Birinci meclis Ankara'da kurulduğu zaman meclise gitti. Şeyh Sünis'in yerine Vaaz-ı Umumi. O zamanın gavur parasıyla 5 para etmezsin. O zaman 300 lira maaş. İstediğin bir tahtadan villa, makam, mebusluk, Darül Hikmet İslami azanına devam. Bu makamlar verildi ama yeter ki bizim yanımızda ol. Başka bir şey yok, istemeyiz. Mecliste ol yeter. Niye? Halk, ha bizim Seyda orada, tamam kötü bilseydi, orası kötü olsaydı orada olmazdı der, itaat edecekti ve müsbet görecekti, tehlikeli görmeyecekti. Dine, hakikate, Kur'an'a zıt bir şey görmeyecekti. Miski amber gibi yutacaktı bu rejimi. Buna sebebiyet verecekti. Onu da bildikleri için İngiliz ve yerli temsilcileri ustada bu teklifi yaptılar. Yeter ki yanımızda ol, yeter. Doğu bize isyan etmesin. Senin vasıtanla bize müsbet baksın, tamam. Müsbet değilse Bediüzzaman orada ne işi var? Mesela ben bir yere gitsem. Dün geçen hangi gün şeye gittim, dün cenaze değil düğüne. Cumartesi mi? Bizi tanıyan sevenler vardı, siz ki vardınız. Yani kötü bir şey olsaydı Hasan abi gelmezdi değil mi? Gitme. Gelince kim itiraz edecek? Beraber hareket ettiğimiz arkadaşlara söylüyorum. Ne edecek? Olsaydı ben derdim. Dolayısıyla sana muhabbet edenlere muhabbet ettiriyoruz. Anladınız mı? Bu uzatıyorum gibi gözüküyor ama arkadaşlar zahir aldatıyor. Zahirde bak ne kadar makul. Geç işte. Geç o sistemi kur, devleti kur. Musalla orduyu kur. Sen İstanbul Belediyesi. Tamam tamam ama cicığından çıktı. Nasıldı? Şu andaki kişilerin ne yapmak istediğini müsbet manada onlar yapıyordu. Ama onlara yakışmıyordu. Tamam. Tamam biz ister miydik? Gene onlara mecbur verecektik. Çünkü itikat meselesi bu. Dünya. Ama kader cihetiyle baktığın zaman kader niye fetva verdi ona bakalım. Şimdi Risale-i Nur'un hizmeti iman hizmeti. İman ve Kur'an. İmanı kurtarma. Hilafet olsa, birisi imansız gitse, Türkiye'de hilafet olmasa onu imansızlığını ahirette kurtarır mı? İman, imanlar yanıyor. Dolayısıyla iman hizmeti her şeyin fevkindedir. İman hizmeti ikinci derecede, siyaset İslami'yi birinci derecede gören ehli dünyadır. Rüştü abi, işte laikalar ehlinin dışında böyle okuruz da, lügatla okuyarak çözülecek şey değil. Sözler çözülür. Gidin dağda tek başınıza olun. Sözler mektuba çözüyor ama laika yaşanan bir hayatı olduğu için. Ben nerede bilecektim ki böyle bir izahı var. Ehli dünya ve ehli siyaset avamın nazarında birinci derece ve hakikat nazarında imana nispeten ancak 10. derecede bulunan siyaset-i İslamiye ve hayat-ı içtimai ümmete dair hizmeti kainatta en büyük mesele ve vazife ve hizmet olan hakaik imanın çalışmasını racik gördüklerinden. Siyaset-i İslami'yi iman hizmetinden üstün gördüklerinden. İşte laika medreselerde böyle okunacak, anlaşılacak. Demek ki siyaset-i İslami'yi iman hizmetinden üstün gördükleri için ehli dünya oluyor. İlk önce iman. Peygamberimiz işte ondan örnek verdim. Siyaset-i İslami'ye birinci derecede olsaydı nazarında Resulullah, onların teklifini kabul ederdi, sistemi kurardı. İlk önce iman. Onlarla beraber olamazsınız. Olamayız. Olmamışlar zaten onlar. İhtilat olmayacağız. Beraber çalışacaksın. Aynı iş yerindeyiz. O değil. Ama zihniyet ve itikat ve anlayış itibariyle dostluğumuzu, düşmanımızı onlardan farklıdır. Seni belirleyen nedir biliyor musun? Seni belirleyen yaptığın davranışlar, konuşmaların değil. Bunu münafık da yapar. Benim yaptığım münafık da yapıyor. Münafık namaz da kılıyor. Sabah ve yatsıyı kılmaz. Kimse de görmez. Öğleni kılar mı? Kılar. Akşamında ikindi kılar. Şunu bu oruçlu gösterir. En iyi gösteren nedir biliyor musun? Çünkü imanın 3 tane temel farzı var, şartı var. Bir, Allah'ın
haram dediğine haram, helal dediğine helal diyecek. Ondan sonra denileni yapacak. Üç önemlisi, Allah için düşman olacaksın, Allah için dost olacaksın. Allah'ın düşmanını dost edindin mi, bitti. Ne kılarsan kıl. Ha, dolayısıyla iman hizmetini olması için onlarla ihtilat, beraber sürtüşme yapamayız. Tamam, onlar gibi gözükelim, onlar gibi yaşayalım, yaparız. Yapamazsın. Tamam. Harama vesile lokal açamazsın. Harama vesile dükkan açamazsın. Ya biz onu şey yaparız. Onun parasıyla hizmet yaparız dersen. Olmaz. İdrar ile, sidik ile çamaşır yıkamaya benzer. Yani ihtilat yapamayız. Yani onlarla beraber düşüp kalkıp da ondan sonra zihniyet farklılığı değil. Ona ilk önce yaşadığı gibi sen nasıl yaşıyorsun öyle inanmaya başlayacaksın. Yani hissiyatlar fikir değil kardeşler. Fikriyatlar bulunduğun mekana, giydiğin elbiseye, yediğin gıdaya, edindiği dost ve düşmanlara göre şekil alıyor. Dört şekilde. Sirayet ediyor. Hele sen o kadar dikkat edeceksin ki. Berbersin. Bu sefer benziyorsun onlara. Benziyorsun. Mesela en basiti köpek gezdirenlere bakın. Uzun bir müddetse 3 sene, 5 sene, 1, 3, 5, 7 deniliyor. Bak bakalım beraber gezerken köpek sahibine, sahibi köpeğe mi benziyor? Köpek değişmeyeceğine göre adam benziyor. İnsan değişkendir, köpek değişken değil. Senin mesleğin de çok tehlikeli. Bil yani, müsbet de menfisi de o. Kemiğe temas ettiğin için berbersin. O iyi, fazla yakın. Onun için ne yapacaksın? Namazını dikkat edeceksin. Tesbihatını yapacaksın. Kur'an'ını okuyacaksın. Tesbihatını yapacaksın. Derslere mutlaka ihmal etmeyeceksin. Ama görüyorum maşallah dersleri ihmal etmiyorsun. Bak sirayet kanunu sakın deme bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz sakın demeyin. Ne olur. Bak diyor ki bu günlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. 249. Bana bir şey olmaz diyene diyorum. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. O kay kimmiş ki? Ömer Hasan kimdir ki? Yani usta da diyor ki bana sirayet etti. Sen ben kimim ki? Sirayet etmeyecek. Sirayet yani sigara içenin yanında olunca sigara siner sana. Havayı teneffüs ettin mi? Mesela şuraya bakın şu havaya. Geçin öteki odaya. Böyle bir hava olmaz. Hayal edin evinize. Böyle olmaz. Ben mesela kaldım. Ders yaptığımız yer. 4-5 saat ders yapıyoruz pazar günü. Her gün de ders çalışıyorum. Her gün. Tamam. Fakat öteki benim istirahat ettiğim odama hiç mi hiç alakası yok? Hiç ama. Mübalağa etmiyor. Yani hava anlatmaya çalışıyorum. Sirayet kanunu işliyor. Sirayet. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Peki ne yaptı? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Allah nefsimi yedi kudretinde olan Allah'ın zatına yemin ederim ki Risale-i Nur'la meşgul olanlarda ben en güzel örneğim. Çekmediğim sıkıntı çeşidi kalmadı. Sizden yaşlıyım. Bak. Ve bugün de çarptı beni. Bir acayip bir yani ben demirden çelikten değilim. Ama olanı söylüyorum. Bak Allah'a şahit yaptım. Ondan sonra bir acayip acayip dediği yani ondan sonra sıkıntı başladı. Söyleyeyim. Benim yeğen ondan sonra TSK'nın Türk ordusunun bir silah bulmuş. Bilmem ne yapmış. Videosunu göndermiş. Gönderince dedim ya Allah Allah şu videoya da bakayım falan. Teneffüs vaktim de geldi yani böyle. Zihnim de kendisini meşgul etmek bir şey arıyordu. Ya yeri süpürecektim. Belki de 2 tane ve 2,5 tanesini seyrettim. Kaç dakika? 3 dakika, 5 dakikadır yani. İşte lazeri gösteriyor. Bilmem neyi gösteriyor. O bile bir sıktı ki yalan söylemiyorum. Bak hepsini açık söylüyorum ne yaptım. Aman ya Rabbi. Of. Hemen kapattım.
Geçtim şeye, akl. Akl toplaması, akıl toplamasını okuyorum. 104 muhakematta başladım o okumaya. Vallahi billahi, oh, of be, gitti. Niye burayı? Fiilen gösterdim, tamam mı? Onun için anlattım. Böyle. Risale'le meşgul oldum, evet sıkıntım var, ne yapacak? Bak ben kendimde bu ilacı denedim, sıkıntım var, Allah aşkına hemen bir şey yap. Ama eğer onu okurken böyle ilgini çeken de defterine kaydedersen, nurun ala nur. Kaymak gibi balla bir şeyi olur. Hemen sıkıntı gidiyor. 123 Kastamonu'da da var bu şey, sirayet ediyor. Demek ki Mehdi, ahir zamanda Mehdi ustadı biliyorlar. Talebeleri, cemaat, ehli dünya endişe ediyor. Bu beklenen zat mıdır? Endişe edince bütün herkes bunu böyle bile ulema da ittifak etmiş. Hadiste var. Bütün ulema ittifak edecek. Ulan bütün ulema ittifak etti. Bir tanesini çıkarttı kader. Bu sefer dedi ki ehli dünya bu malum rejim. Yok bu zat değil ya. Yoksa bütün gücüyle ifna yok etmek için hücum edeceklerdi. Topuyla tüfeğiyle. Tamam işte tam güçlenmeden. Ama baktılar ki birisi muhalefet etti. Hadislerinde vardı. Bütün ulema buna taraftar olacaktı. Bak değilmiş. Ha değilmiş ya. Gerek yok endişe yapmaya. Dedi ve yok etmek için hücumu kader cihetiyle engelledi. Anladın mı? Neye benzedi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'ın o zalimlerin zahiri sebep noktasında nasıl kurtardı? Örümcek değil mi? Mağara ama ayaklarsa birbirlerini görüyorlar. Yani bu taraf görüyor. Eğilip bakmıyorlar. Dolaşıyorlar. Taşın altındalar mı? De bak. Ne yapmış? Niçin bakmaya ihtiyaç duymamışlar? Örümcek andan. Basit bir şey. Ustadı da İstanbul üleması denilen bir adam çıktı. Örümcek ağın vazifesini yaptı. Ha yok canım ya. Bak şöyle ulema. Meşhur bu ulema ya. Bu da onunla beraber olurdu. Hem Sadat'tan, Seyit bilmem ne. Şimdi şey vermiyor ustad, ben de vermeyeceğim. Seyit bilmem ne. Peki muhalefet etti buna. O zaman sistem dedi ki ha bu o değil. Onun için endişelenip de öyle topyekun yok etmeye gerek yok dediler. Fakat işte bir daha okuyorum orayı, bu söylediğimi. Emniyet ve bir kısmı bir çare tercümanına vermek ve ehli dünya ve ehli siyaset ve avamın nazarında iman hizmetini ikinci derecede görenler kimmiş? Ehli dünya, ehli siyaset, avamın nazarında. Hangisi? İslam hakimiyetini birinci görüyor, ikinci dereceli iman hizmetini gördüğü için ehli dünya oluyor. Avamın nazarında birinci derece ve hakikat nazarında İmana nispeten ancak 10. derecede bulunan siyaset İslami'yi. Şu anda siyaseti fitneyi değil. Şu anda fitne var. Siyaset yok. Siyaseti fitneyi değil. Siyaset İslami'yi ancak imana nispeten 10. derecede ve hayat içtimai ümmete dair hizmeti kainatta en büyük mesele ve vazife ve hizmet olan hakaik imanın çalışmasına racı gördüklerinden o tercümana karşı arkadaşlarının pek ziyade üstü zanları ehli siyasete inkılapçı bir siyaset İslami fikrini vermek cihetinde Risale-i Nur'a karşı hayat işmaya noktasına cephe almak ve futuhatına mani olmak pek kuvvetli ihtimali vardı. Çok engel olacaklardı hizmetine vesaire. Yani öldüreceklerdi ya zahir sebep noktasında. İhtimali vardı. Bundan hem hata hem zarar büyüktür. Kader-i ilahi bu yanlışı tahsiye etmek ve o ihtimali izale etmek, acaba Said Nursi mi bu Mehdi olmasın rejim diyor, bu ihtimali izale etmek, kaldırmak ve öyle ümidi besleyenlerin ümitlerini tadil etmek için, bir de cemaat içinde o ustad geldi. Hüsrev abi diyor ki biz böyle bakıyorduk. Ustad geldi, Mehdi Azam'dır. Tamam kitaplar bitirdik mi? Birkaç sene sonra tamam. Usta tamam kardeşler diyecek, hakim olacağız. Böyle bir ümitle beslerken, çünkü ulema halk muttefekun aleyh ittifak etmiş. Bir bakmışlar ki
böyle çatlak ses çıkınca öyle ümidi besleyenlerin ümitlerini tadil etmek için en ziyade öyle cihetlerde yardım ve iltihaka koşacak olan ulemadan ve sadattan ve meşayihten, şeyhtir yani, ve ahbaptan ve hemşeriden birisini maruz çıkardı. O ifratı tadil edip adalet etti. Size kainatın en büyük meselesi olan iman hizmeti yeter diye bizi merhametkârâne o hadiseye mahkum eyledi. Sonra lillahil hamd o muarızı susturdu, o ateşi söndürdü. Fakat münafıklar söndürmemek için çalışıyorlar. Demek ki ihtilam, muhalefet edince ne dedi? Size kainatın en büyük meselesi olan iman hizmeti yeter dedi kader. Bize merhametkârâne o hadiseyi, o hadiseye mahkum eyledi. Hadiseye. Merhamet ama. Sonra lillahil hamd o muarızı susturdu. O ateşi söndürdü. Fakat münafıklar söndürmemek için çalışıyorlar. Gördün mü? Yani peki buradan sırf o hadiseye mi vereceksiniz olayı? Yani bu bir kanun. Kur'an'da Musa Aleyhisselam kıssası var. Yusuf Aleyhisselam kıssası var. Yunus Eyüp vesaire. Bunu okuyoruz. Neyi okuyoruz? Ben ne yapacağım onun hayatını ya? Meryem hayatını. Meryem'i ben ne yapacağım? İsa'yı ben ne yapacağım? İsa Aleyhisselam. Yani o kıssa şablondur. Malzeme deposudur. Zemindir. Hadiselerini, sıkıntını çözümlemede o şablonu, o yönteme götürüyorsun. Orada, oranın içerisinde metre ile kantarla senin hadiseni ölçüyorsun. Mesela Risale-i Nur'da da öyle var. Hüsrev'e hitaptır, Hulusi'ye hitaptır gibi. Tamam mı? Yani bırak oynasın, bırak dokunma. Biz rahatsız olmayız. Şimdi onun zatına işte ben ne yapayım? Onun şahsında bize hitaptır. Şimdi senin evde sıkıntı var. Nereden biliyorsun? Allah Resulü'nün evinde olduğu da senin evinde mi olmayacak? 40 gün evine, babasının evine göndermiş. Sen öyle bir şey yapmadın. Senin evin daha iyi şimdi. Ha, ne yapacaksın böyle hadiselerde? İki cihette düşüneceksin. Bir zahiri sebep var. Bir hakiki sebep var kaderin. Zahiri sebep de haklı olabilirsem ama kader cihetiyle baktığın zaman farklı oluyor. Evinde sıkıntı çıkmasından korkma. Sıkıntıyı çözerken çözüm yöntemi yeter ki doğru olsun. Yöntemsizlik esas en büyük sıkıntı. Yani yöntemsizlik. Sorun çıkmaması mümkün değil. Çünkü insan yok o zaman. Sorun çıkacak. Çıkmamış olur mu? Ha. Şimdi burada çözüm yönteminden en mühim bu. Zahiri beşer bana zulmetti eşim. Kadın öyle düşünsün. Eşim bana zulmetti. Ve adam öyle düşünsün. Ama Allah Allah. Bunu bana kader niye musallat etti? Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalimle kadere fetva verdim ki? Bana bunu müsaade etti, musallat etti. Beni bununla terbiye ediyor. Bununla bana bir şey diyor. Bununla beni bir yere sevk ediyor. Bu hadise bana malzeme olacak. Niçin kader bunu seçti diye döndüğün zaman vallahi mutlaka bunu sorarsan olaya bir sürü şer malzemeler çıkacak ve rahatlayacaksın. Altında ezildiğin hadisede kader ilahinin izini, özünü, yüzünü görünce iyi ki böyle oldu diyeceksin, itimat et bana. Öyle benim hadisem. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor nerelerden niçin oldu. İyi ki girmişiz. Yoksa bugün karşınızda sağ olmayacak. Sebep noktasında. Çünkü plan kurulmuştu. Yani evinizdeki hadiselere, sağlığınıza, çocuklarınıza, imtihana bakın, böyle bakın. Gençlere de babanızın, annenizin imtihanına öyle bakın. Ya bu niye böyle oluyor? Bunu babanı, bu adamı babayı sana yapan Allah'a sor. Onu kaderine sor. Ey gençler, annemi babam niye böyle yapıyor?
anne babanı o seçti. Ona kader cihetiyle sor. Ey kader ilahi. Bunu bana niye böyle bu adamı baba yaptın? Ondan sonra. Veya babalar. Ya bu çocuk nereden çıktı ya? Sana o çocuğu veren kader ilahiye sor. Ya böyle bir çocuğu bana niye verdin? Ona sor. Ya abi seviyorum falan. Mahvoldum, köfte oldum, viranı oldum. Sevdim abi. Zahirde sevdiğin kızı ama kader cihetiyle bu acımasız imtihana duçar olacaksın. Bir kader işte. Seni de karıyla imtihan edecek. Evlilikle edecek. Esin bir şeyle olacaksın da. Beni hatunla etmedi, çocukla etmedi, parayla etmedi, kariyerle etmedi. Ne olacak yani? Beni de bir şeyle imtihan edecekti. İmtihansız hayat olur mu? Olur mu? Ve keyif vermez yani. Şimdi bu dinliyorum bir yarım saatten beri. Her olaya iki cihetle bakın lütfen. Bir tanesine dedi ki bana, çünkü işim bu ya, soruyor da. Ya dedi, abi dedi, Allah'ın hikmetine sual sorulmaz diyor, tamam mı? İşi biliyor. Doktora, ya diyor Allah bana böyle bir çocuğu niye verdi sence dedi ya. Ben de dedim ki ruhlar aleminde Allah sana sorsa, nihayetsiz çocuk var burada. Hangisi çocuğun niçin olsun? Bu çocuk olsun. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu olsun. Hangisini seçecektim? Dedim bir tanesini seçtin. Dünyaya gelsen onunla yetinecek miydin? Ulan keşke başkasını seçseydim ya. Ulan her olayda, her sıkıntıda ulan bunu niye seçtim ya? Keşke şunu seçseydim. Gence söylüyorum. Ya bu kadar nihayetsiz adamlar içinde Allah ruhuna dese ki bir baba olacak adamı seçer misin? Hangi adamı niçin seçecektin? Tamam seçtin. Seçtin. Geldin dünyaya. Baban hep istediğin gibi mi? Ya Rabbi bu adamı bana niye baba yaptın? Her olayında olan keşke ben bunu seçmeseydim ya. Sen seçtin ya. Ruhlar aleminde babayı sen seçtin. O zaman hiçbir zaman keşke olun durur mu? Hep sıkıntı keşke. Allah bizi bu yükten, bu sıkıntıdan kurtardı. Allah seçtiyse bana en uygun budur. Ne kadar şükür. Şimdi rahatladın değil mi? Bu çocuğu bana niye verdi? Onu veren Allah'a sor. Tamam. Hangisini verecekti? Şu emrin olur. Ha o zaman keşke bataklığından seni, keşke geçmişin bataklığıdır. Keşke serbest bölgede tek boyutlu küçük dünyada yaşamanın alametidir. Allah büyük, büyük sıkıntıdan bizi kurtardı. Çocuğumuzu ve babamızı biz seçmedik. Hatunu biraz eşimizi biz seçer gibi gözüküyoruz. Zahirde. Ama onun üzerindeki çocuğu biz seçmedik. Çünkü hamileyken kim geliyor belli değil. Alet ediyoruz ki bir baksana ya kim geliyor. Ulan senin nasıl çocuğun oluyor daha cinsiyetini bilmiyoruz. Hani sen seçmedin mi? Nasıl karakterli olacak? Hadi neyse şeyini seçtin cinsiyetini. Yapısı nasıl olacak? Bilmiyor. Ulan bilmiyorsun da sen mi seçtin şimdi? O zaman senin işin değil. Senin işin olmayana burnunu sokma. Burnunu kırarlar. Hadise kırar burnu. Yapma. Sen seçmedin. Dedi ki, abi dedi doktorlar bana diyor ki, Almanya'da bir kardeş, Down sendromlu bir çocuğun geliyor alalım. Dedim ki, gelirse gelsin. Kim yaptıysa, dert kim verdiyse derman da o düşünsün. Bana ne ki onu yaratıp da arkasından rızkını gönderecek, ona hayat hakkı tanıyacak zat düşünsün. O da bizim işimiz değil. O da Zat-ı Zülcelal'dır. Ne aldır? Olur mu? Ve geldi ve yaşıyor. Biliyorsun. Geldi ya bizim şey. Kardeş bende de kaldı. Ne? Bülent. He? Musa. Ona da aynı. Ben mi demiştim? Yok. Doktorlar öyle dedi. Demedim. Ondan sonra. Ne yapalım dedik. Öyle gönderdi. Tamam. Tamam. Ya ne karışıyoruz? Ya ben işte ya bu baba olmasaydım. Hangi baba? Babaya kim nasıl seçecekti ya?
En iyisi bizi tereddütlerden kurtaran men amene bil kader emine minel keder. O zaman her hadisede iki yönünü düşüneceğiz, tamam mı abiler? Onun için okumaya devam edeyim. Sormak istediğiniz var mı bununla alakalı? İkinci nokta, konu değişiyor çünkü. Zıtların sahibi diyordunuz ya, tevhidde. Ya, tevhid mesela Allah'ın birliği. Bana ne kattı? Hiçbir şey katmadı. Ben doğru söylüyorum. Allah'ın birliği. Zaten o günaydın. Ben de zaten biliyorduk. Allah bir ama öyle bir değil. Öyle bir ki ikisi yok. Öyle değil o. Bana bir şey katsın o. Tevhid deyince Allah'ın birliği deme de şöyle de. İman, küfür, hak, şer, karanlık, aydınlık, kadın, erkek, doğu, batı, iyi ve kötü dediğin ne var? Hepsinin sahibi olan, tek olan Allah. Böyle deyince ha, şerin de sahibi o. Bu şeytan da onun. He? O nefret ettiğin adam var ya, onun da dizginin elinde. Bak, zıtların, zıtları cem eden zatın kendisinin birliği. Bir olmaz. Zıtların birliği demektir tevhid. Bak, Havzan bana şu kanatı veriyor Kay. Bunlar. Ha, endişe etmeye gerek yok. Her şey yolunda. Niye böyle oluyor? Olması gerektiği için oluyor. Lazımdı ki böyle olsun. Bu cümle benim değil. Bu Rüştü abinin. Rüştü abi derdi ki, abi niye böyle oldu dedim ya. Niye böyle oluyor? Hasan, böyle abi. Lazımdır ki böyle olsun. Cümle onundu. Böyle olması lazımdı. Çünkü biz olayın bir ucundan bakıyoruz. Tüme bakamıyoruz. Resmin içindeki objeleri, yani malzemeleri tek tek görüyoruz. Koca ağaçta kurumuş dalı görüyoruz. Veya bir çiçeğini görüyoruz, yaprağı görüyoruz. Koca bir kartpostalda dipte bir siyah nokta var. Veya bir resimde siyah nokta var. Muhakemat 104'te diyor ki, kartpostalda siyah bir nokta var. Genelini görmesen bu nedir? Sırf noktayı gösterseler. Ne der diyor? Usta şöyle diyor. Bakarsın o nokta birisinin kulağıdır. Veya burun deliğidir. Veya gözün siyahlığıdır. Hangisidir? Ne bileyim. Genelin bakınca bilirsin. Genel olmayınca siyah nokta nedir? Yok. Ya kulaktır. Kulak deliğidir. Siyah bir şey. Ya burun deliğidir. Ya gözün siyahlığıdır. Ya bir şeydir ya. Ya saçın bir parçasıdır. Ama orası değilmiş yani. Büyüklerin bir veya saçın bir yeriymiş. Yani geneli görememenin adı psikoloji sıkıntı budur. Bütünsel görememekten kaynaklanıyor. Şimdi ne kadar oldu? İkinci noktayı okuyayım mı? Bakayım kaç dakika oldu. 45 dakika olmuşsa okumayacağım. Oo. Tamam. Ne okuyacaktım biliyor musun? Olmadı. Bilmiyorum o zaman. İkinci şu. Çok da lazım. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. O. Ona aşımız, eşimiz, işimiz, yatımız, katımız, aşımız hepsi var. Niye mutlu değiliz? Düğünde de konuştum bir parça ama orada çıkarım kelime kelime. Şimdi bak burada diyor ki, bu dehşetli ihtikardan çıkan kahtugala. İhtikar depoluyorlar. Saklıyorlar. Stok yapıyorlar. Soğan oldu ya. Şimdi 1,5 lira. O zaman 7 liraya 10 liraya satılıyordu. Gidiyor adam. Bu tarla benim diyor. Tam para veriyor. Çıkartma diyor. Çıkartmıyor. Orada çürütsün. Hükümet zor durumda olsun diyor. Tamam. Yaşadık da işte. 2019 seçiminde. Bu İhtikardan çıkan kahtugala var. Niye böyle yaptı kader? Kahtugala kıtlık gibi. Almaya da cumartesi marketlerde bir şey bırakmazlar. Şey cuma akşamına. Cumartesi pazar marketler kapalı ya. Belki savaş olur cumartesi pazar. İkinci Dünya Savaşı yaşamış ya almaya. Marketten inanın bana bir şey bırakmıyorlar. Makarnalara kadar hep alıyorlar. Peki 15 Temmuz 2017 miydi?
bu hadise tanktan önce o 2016'da ehli dünya hani vatan bu şeyler var ya bu vatan banka şeylerine para çekme ATM'lerinde para çekme kuruğa girdiler değil mi? Müslümanlarımız da köprülerde şurada burada mermiyle ölüyorlardı. Tankların önüne çıkıyorlardı. Öyle mi? Adam benzin istasyonuna benzinlerini doldurup ATM'lerde para çekiyorlardı. Resimlerde çıktı. Sonra parayı çekti bilmem ne yaptı. Baktı öyle olmadı. Çıktı vay falan. Biz de şuradayız falan. Yalan sahtekar. Ha, bu dehşetli. Peki tamam. Bu adam yaptı bunu. Bu ihtikar. Stok yaptı. Ortada bir kıtlık gibi oldu. Tam da kaderi ne şey var burada. Bu katı gala ve açlık ve zaruret yaşamak damarını şiddetle yaralandırıyor. İnsanlarda korkunç bir hayat perestlik var. Hayat-ı dünyeviyenin temini. Hayat-ı dünyeviyenin. Ses gidiyorsa kapıyı kapatalım. Çabuk. Gidiyor mu? Kapat, kapat. Sesimiz gitmez. Kimsin belki sesimiz gidiyor. Şimdi hayat-ı dünyeviye temini var ya. Yani elbise değiştirelim, ayakkabı değiştirelim, telefon değiştirelim, araba değiştirelim. Neredeyse utanmadan hatun değiştirelim, çocuk değiştirecek yani. Ev değiştirelim. Niçin? Ya değişiklik olsun. Ondan sonra o yemek kalkıyor. Bir bakın hele hepimiz de dahil. 3 taneden aşağı yemek çeşidi yok sofrada ya. Bu ne ya? Vallahi çok ayıp ediyoruz ya. Etmiyorsunuz. Ayıp ediyorum ben de. Bu ne ya? Vay be. Daha 96'ya kadar en fazla 2 tane olurdu dershanede. 1900 ben yalan söylemiyorum. 91'e kadar 79'dan hadi 80'de tam 10 sene 80'de 90'a kadar ya bir patates yemeği olurdu. Ya mercimek çorbası olurdu. Ya patlıcan ya taze fasulye. Yemek olarak tek. Aynen listede yazıyordu dershanenin talimatında. Pilav yapmak haftada bir gündü. Vallahi oranın bu yemekle sorumlu abiye Kemal'le ben müracaat ettik. Abi müsaade et. Bugün nasıl olursa evet gün değil. Şu bir pirinç yapalım. Pirinç olsun bugün. Ve vermedi müsaade etmedi. Pirinç. Vallahi doğru söylüyorum. 3 gün oruç tutmam lazım. Yalan demiyorum. Daha 80-90 arası. Dedik ya abi ver bir pilav yapalım ya. İşte bir pilav. Tamam ya hakkımızı yemekten hakkımızı yemeyeceğiz ya. Bir pilav yapalım. Dedik ulan tatlı matı yok. Vurdu kafamıza. Biz o pilavı yaparken içine şeker koyacağız. Baklava nedir? Un, yağ, şeker. 3 tane. Ha işte. Tereyağı koyacağız bir şeye. Şekeri de koyduk. Bunu tatlı yap. Tatlı yapacağız yani. Ama şekeri görmeyecek tabii o abi. Ne yaptık? Pirinç pilavı. Onu tatlı yani. Tatlı yapacaktık. Onu tatlıya çevirecektik. Anladın mı? Şimdi hapiste de öyle yaptım ben. İşte pirinç geldiği zaman pilav gelince kovuşuma kesme şekerler vardı. Tatlı nasıl bulacaksın? Tatlı yok. Kesme şekeri eritiyordum böyle. Böyle sıcak su, sıcak su. Pirinç pilavına dökerdim böyle. Onu da böyle nasıl eritiyorsun? Ceyran yok. Su ısıtma cihazında. Öyle. Ondan sonra su ısıtma cihazının üzerine de tepsiyi koyardım pilavı. O buhar var ya biraz. Pilavı da böyle ısıtırdı. Sıcak olsun diye böyle. Buharıyla. Yani ihtiyaç medeniyetin ustadı. Şimdi biz acayip şımarmışız. Ne olmuşsak bize. Niçin? Hayat perest olmuşuz. Lan telefon sana yeter ya. Niye 12'de bir değiştiriyorsun? Kendime diyorum. Sizle alakası yok. Demek ki bu bizim yaşama damarını şiddetle yandırıyor. Bu yara hissiyat ulveyi diniyeyi bir derece susturmaya vesile olup ehli dalalete yardım ediyor. Hissiyat-ı diniye zarar görüyor. Bu olay. Dünya perestliğimiz dini duygularımıza hassasiyetimize zarar veriyor. Mesela ilaç zafiyeti, hastalık zafiyeti, ikide bir tansiyon kiloya bakmak, ikide bir kantara gitmek vücudu
bedeni putlaştırmaya vesile olabiliyor. Yani hissiyat-ı diniyeyi, hissi nefsi cismi galebe edip ruh susturuyor. Sayfa 200 Emirdağ'ın da anlatıyor. Hissiyat-ı ulviye insaniyi susturuyor. Hissi nefsi cisim, yani bedenle alakalı hisler ruhu boğuyor. Bu bedeni esas yapıyor, putlaştırıyor, ruhu unutturuyor. Mesela kan değerime göre, kan grubuma göre diyet yemek diyor. Ama bu akşam dersim var, bugün Risale okumam lazım, Kur'an okumam lazım. Ruhumun diyeti yok. Sen ruhunun diyetini yapan duydun mu? Yok. Ben vallahi kadınım, ben erkeğim. Ben 40 yaşındayım, 30 yaşındayım. Bugün işte şu, olan şu Risale'den şu diyeti kullanayım. Bak ben iki buçuk video seyrettim. O da seyrettim, savaş yani. Silah. Ruhum nasıl sıktı ya? Yalan demiyorum. Aman. Geçeyim dedim şuna. He. Demek ki hissiyat-ı ulviye dini bir derece susturmaya vesile olup ehli dalalet yardım ettiği için soğanları duman etti işte. Kader. Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Gördün mü? Kalp hakikaten ziyade ekmeği düşünüp hayata, yaşamaya, yardıma koşup vazife-i hakikiyesini ikinci derecede bırakır. İkinci, yani iman hizmetini ikinci dereceye bıraktırdı bize. Ya. Talut var, Talut. Ordusu Calut'a karşı giderken Kur'an'ın tabiriyle bir nehirle imtihan oldular. Nehir hayattır, menfaattır. Talut'un ordusuna denildi ki bak nereden geçeceksiniz sakın. İhtiyacınız kadar alın. Yani doymayacak kadar için, sakın çok içmeyin. İçerseniz şişersiniz, karşıya zor geçersiniz, savaşamazsınız, düşersiniz. Kaçta karşı geçebilmiş biliyor musunuz? 1/3. 1/3 ne oldu? İşte belediyeler kar getiren nehir gibidir. Talut'u uzun boyluymuş, omuzu genişmiş. Onunla hareket edenlere dedi ki içmeyin. İmtihan olacağız bu nehirle. Karşıya geçelim. İçenler kaybetti belediye başkanlıklarını. Allah-u Alem bu asırda bir masadaki nehire benziyor belediye. İçenler şişti. Ben bunu seçimden önce dedim. Yayınladım da. Ses kaydını. Ondan sonra fakat kim olduğumu demedim. Belli olmasın çünkü adamlar istakip ederler. Şimdi nehri bak ne oldu? 1/3 geçebildi. Yemeyenler geçti. Ya diğerleri bilmiyorum. Ben kısadan ise her asırda masadaki var. Soğan şuydu. Ya o atıyorduk soğanı. Ne oldu? Erfen'in çekildi takos koydu. Hayatı yaşamayı birinci derecede iman hizmeti ikinciye attık. Kalp hakikaten ziyade ekmeği düşünüp hayata yaşamaya yardıma koşup vazife-i hakikisini ikinci derecede bırakır. Buna karşı Risale'nin şakirtleri bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp kefareti zünüp ve bir riyazet-i şeriye çevirebilirler. Nurcular ne yapacak? Ramazan nazarıyla bakacak ve kefareti zünüp diye bakacağız. Günahlarımıza kefarettir. Bir de riyazet-i şeriye, eskiden mağaralarda çekiliniyorlardı ya. Mağaraya çekiliyordu, riyazet yapılıyordu. Riyazet nazarıyla bakın diyor bu kahtı galayı, kıtlığı. Alenen naks-ı siyamla Ramazan'ın hürmetini kıran bedbahlara gelen o musibet, alelen orucu bozanlar, alelen orucu yiyenlere gelen o musibet masumları da incitir. Fakat Risale'nin şakirtleri ve masumları o musibeti lehlerine döndürüp hayli bir riyazete kalbederler. Kanaat ve iktisatla karşılarlar. Biz bu hadiseyle bitti dersim. Üçüncüsünü okumayacağım. Ama ikincisi de var ya acayip bir şey üçüncüsü. Şu hadiselerde sevgili arkadaşlar hangisi olursa olsun okumayacağım kesinlikle. Maşallah. Ama ismini söyleyeyim. Hadiselerde 1 kanaat tarafımızı, 2 iktisat tarafımızı öne çıkarırsak bu tuzaklardan emin olursun. Kanaat ve iktisat. Öyle basit zannetme ha. 5. şua ahir zaman Deccal'ını bahsediyor. 1. tuzağı neymiş Deccal'ın biliyor musunuz? İsraf. İsraf eden onun damına düşer, tuzağına düşer. Kanaat,
hırsı doğurur. Doyumsuzluğu doğurur. Hayatperest yapar bizi. Dini unutturur. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selevâd.